İyi günler dileyerek başlıyoruz sevgili seyirciler. Bir amatör spor programında daha beraberiz. Bugün stüdyomuzda Kayseri'nin Naim Süleymanoğulları buradalar. Öyle muhteşem maçlar, öyle muhteşem müsabakalar yaptılar. Hem Avrupa'da hem dünyada ülkemizi temsil ettiler, milli marşımızı dinlettiler. Ayıldızlı bayrağımızı göndere çektirdiler. Ben bu anlamda kıymetli hocama ve kıymetli sporcumuza hoş geldiniz diyorum. Gökhan Taşçı hocam, halter milli takım antrenörü. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Yine geçtiğimiz günlerde dünya üçüncüsü olarak şehrimize sevinç getiren Muamber Şahin kardeşimiz buradalar. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sevgili hocam, sizi tanımak isteriz. Siz Kayseri'de hiç olmayan bir branşın canlanmasında çok büyük katkılarınız var biliyoruz. Sizi bir tanıyalım isteriz efendim. Gökhan Taşçı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü halter antrenörüyüm. Kadrolu halter antrenörüyüm. Aynı zamanda milli takımlar antrenörlüğü yapmaktayım. Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 2009 yılı antrenörlük bölümü mezunuyum. Teknik direktörlük vasfım var. Kayseri'de hiç olmayan halter branşını 97 yılında başlamış olduğum halter'e 2005 yılında antrenörlükle devam ettim. Hem antrenörlük hem sporculuk yaptım. Bu dönemler arasında işte hem antrenörlük hem sporculuk yaparken işte Almanya'da liglerde temsil ettim. Milli takımda ülkemi temsil ettim. Maşallah. Ondan sonra da artık yeter deyip sporcu arkadaşlarımıza kendimizi tamamen verdik. Elhamdülillah. Allah razı olsun ilimizden, il müdürlüğümüzden bütün desteklerini saldılar önümüze, koydular. Biz çalıştık, onlar destek verdi. Sonunda da böyle güzel başarılar elde ettik. Hala da elde ediyoruz. Maşallah. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Tabii çok zorlu yollardan geçtiniz. Çok sıkıntılı hallerden geçtiniz. Çok büyük sporcular yetiştirdiniz. Rabbim sizden razı olsun. Allah razı olsun. Muammer Şahin evladımız, kardeşimiz stüdyomuzda. TV Kayseri'miz her zaman amatör sporun ve sporcunun hep yanında. Evet. Sizlerin de çok kıymetli başarılar getirdiğini biliyoruz. Sizi bir tanımak istiyoruz efendim. Ben milli sporcu Muammer Şahin. 27 yaşındayım. Öncelikle bizi bu platforma davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Halter branşıyla uğraşıyoruz. 2007'de çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerleyip hedefimiz daima şampiyonluk ya da ilk üç ülkemize kesin bir madalya getirme ruhuyla devam ediyoruz. Bu sene 2013'te ve bu sene içerisinde dünya şampiyonalarından önemli başarılar elde etmiş bulunmaktayız. Dediğimiz gibi büyükler kategorisinde Türkiye'nin sayılı sıralamasında zaten iki kişi madalya aldı. Bir bayan takımından bir ben aldım. Ve Kayseri'mizin ilk dünya şampiyonası, büyükler dünyada ilk şampiyona madalyasını ben getirmiş bulunmaktayım. Şimdilik seneye güzel hedeflerimiz var inşallah. O hedefler doğrultusunda daha iyi başarılara, daha yüksek başarılara Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen her şeyi hocamla beraber yapıyoruz, devam ediyoruz. Tebrik ederim. Rabbim daha büyük başarıları nasip etsin diye dua ederim efendim. Hocam, Kayseri'miz halter branşında nerede? Dünyada da Türkiye'miz halter branşında nerelerde? Hangi sıralarda? Tabii biz Naim Süleymanoğlu'nun şampiyonluklarına, Halil Mutlu'nun şampiyonluklarına alışmış bir millet olarak onlardan sonraki o kopukluktan sonra nerelere geldik? Ben onu sormak isterim doğrusu. Hocam şimdi şöyle diyelim. 2012 yılında bir doping skandalıyla başlayan talihsiz olaylarımızdan sonra halter kendini temize aldı. Şu an olimpiyatlardan çıkma gibi bir riski vardı. O riski de kısmet olursa 2024 olimpiyat oyunlarında kendini ispatlayarak tekrardan devam edecek. Şu an için Türkiye gerçekten temiz spor olarak, dopingsiz spor olarak gerçekten şu an iyi noktalarda, yıldız kategorisinde milli takım olarak dünyada sıralama içerisindeyiz. Gençler kategorisinde Avrupa'da, dünyada yine iyiyiz. İşte büyüklerde Avrupa şampiyonalarında zaten en iyiyiz. Şimdi dünya şampiyonalarında da artık işte bu uzak doğu ülkelerinin önüne geçip, Çin gibi ülkelerin önüne geçip Muammer'le başlayan bir başlangıcımız oldu. Onların önüne geçip daha iyi yerlere gelmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yapıyor.
Yani dünyada ve Avrupa'da bizim Türk milli takımımız ilk 10 sıranın içerisinde muhakkak oluyor, evet, diyoruz değil mi? Evet. Çok önemli. 80 ülke, 70 ülke katılıyor. İlk 10'un içerisinde olmak muhteşem bir şey. Tebrik ediyorum. Peki hocam, Kayseri'miz Türkiye'deki halter sıralamasında nerelerdeyiz? Şu an Kayseri olarak halter sıralamasında şöyle örnek vereyim hocam. Önümüzdeki haftalarda açılacak olan Avrupa Şampiyonası, Büyükler Avrupa Şampiyonası hazırlık kampımız var. Maşallah. Bu hazırlık kampına ilimizde Muammer Şahin, işte bir sporcum daha var, Muhammed Akkaya, aynı siklette beraber giriyorlar. Hı hı. Bir bayan sporcumuz olmak üzere 20 sporcunun arasına 3 sporcu sokuyoruz. Maşallah. Ayrıyeten kendi altyapımızdan çalıştırdığımız sporculardan bu yıl içerisinde milli takıma 2 sporcu daha verdik. 5 sporcu. Büyüklerin haricinde Yıldız Genç ve Yıldız Genç'te ve U15'te birçok sporcuyu şu an verdik. Çok güzel. Kayseri olarak sadece biraz bakış açımızda, işte bayan halter mi yapar, erkek halter yaparsa boy kısalığı olur gibi sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Biz de bu işin temelinden gelme insanlar olduğumuz için, ayrıyeten okumuş, üniversitesini bitirmiş insan olarak, yani biz de insanlara gerekli şeklinde açıklamasını yapıyoruz. En basit kendi önerim veriyorum işte. 1.77 boyum var. Ben de halterin zemininden geldim. İlk milli haltercisiyim Kayseri'nin. Benden örnek veriyorum. Bunun haricinde bilimsel olarak işte boy kısalığının %80 genetik, %20 dış etkenlere bağlı olduğunu anlatıyoruz. Bunun sayesinde alabiliyoruz. Sadece işte diğer branşlar gibi, farklı branşlar gibi zengin çocuklarına değil de biraz daha gariban kesme hitap ettiğimiz için biraz daha desteğe çok ihtiyacımız oluyor. Ama milli takıma sporcu vermek hepsinden daha farklı, daha tabii, böyle gurur verici değil mi hocam? Tabii, onun gururu, onun maşallah, bayrak aşkı hiçbir şekilde zaten hiçbir şeye değiştirilmez. Maşallah. Hocam. Allah'ım nazarlardan saklasın. Amin, yeniden Muammer'e dönmek isterim. Muammer'ciğim, sizin derecelerinizi hem Türkiye'de hem Avrupa'da, evet, yani bütün kategorilerdeki derecelerinizi saysak belki şey süremiz yetmeyecek ama yine de saymanızı rica edeceğim ben. Buyurun. Allah razı olsun. 2011'de ilk başlangıcımız bizim 2011'de Avrupa Şampiyonası olarak açtık biz Gökhan Hocam'la. 2011 Polonya'da bir Yıldızlar üçüncülüğü aldık. Sonra Avrupa'ya artık es geçince dedik ki Dünya Şampiyonalarına daha iyi hazırlanmamız lazım. Çünkü bizim için Avrupa bir başlangıç, dünya ortası, olimpiyat son bulması gibi. Öyle düşünüp en zirveye göre hareket ettiğimizden dolayı 2013'te de dünya şampiyonluğu aldık. Kayseri'mize getirdik. Bu Yıldızlar kategorisinde mi o? Bu gençlerde oldu. Gençlerde. Evet. Zaten ben ilk milli takımım Yıldızlar Dünya Şampiyonası'na gitmekti. İlk kampıma girdim. Yıldızlar milli takım kampına girdim. Oradan takıma seçildim. Takımdan da Yıldızlar Dünya Şampiyonası kampına gittim. Oradan da Dünya Şampiyonası'na gittik. Tabii orada biraz şey olmadığından, tecrübe olmadığından dolayı heyecan da vardı. Heyecan da vardı. Orada bir madalya alamadık. Tabii oradaki şartlara uygun da yarıştırılamadık. Öyle bir sıkıntımız da vardı. Bunu ama 2013 Gençler Dünya Şampiyonası'nda 18 yaşında Gençler Dünya Şampiyonası'nda bunun acısını çıkarta Kayseri'mize Dünya Şampiyonası madalyasını getirdik. Maşallah. Tabii 2 sene ara verdim. 2 sene bazı nedenlerden dolayı ara vermek zorunda kaldım. Tekrar o süreç sarfında antrenmanlarıma devam ettim. 2015 yılında bu serüvene tekrar başladık U23 olarak. U23'te gittiğim bütün yarışmalardan 2016, 2017, 2018 bütün yarışmalardan Avrupa Şampiyonası'ndan hepsinden madalya getirdim Kayseri'ye. Evet. 2019 yılında Büyükler Avrupa Şampiyonası'na tam tırmandık. İlk büyük şampiyonamda, çıktığım ilk büyük şampiyonada da Türkiye'ye Büyükler kategorisinde Avrupa ikinciliği, bir ikincilik, iki üçüncülük, bir de üçüncülük getirdim. Allah'a şükür. Bu sene 2021 Rusya'da, tabii bu seneyi biz çifte kombo olarak yaptık. Çifte madalya geldi. Hem Avrupa'dan geldi hem dünyadan geldi. Ve bu benim katıldığım ikinci Büyükler kategorisinde ikinci dünya şampiyonamdı. İlkinde de gene Büyükler kategorisi çok tecrübe isteyen bir arena olduğu için. Evet. İlkinde alamadık. İkincisinde tabii bundan yarışmadan önce bir ay önce koronavirüse yakalandım ben. Çalışmam 3 ay önceden başlamıştı ve 14 gün yatmak zorunda kaldım karantinada.
Tam umutlarım tükendi derken dedim madalya umudu gitti. Tam bittim derken bir de biraz da varyant olarak delta varyantıydı. Biraz da beni çok yıprattı. Sporcu olmama rağmen çok yıprattı. Yani milli takım antrenörlerine dedim ki gezmeye gideceğiz. Hani gideceğiz ülkemizi temsil edeceğiz geleceğiz. Ben dedim fazla bir şey yapacağıma dedim inanamıyorum. Bir de kilo düşme olaylarımız var yarışma öncesinde. Hani bunların hepsini hesaba katarak konuşuyorum ki nasıl olacak diyorum, nasıl toparlayacağım. Ama işte Rabbim, kurban olduğum Rabbim yani bize o arenada dualarımızı kabul etti. Ve ben kendi rekorumun, yani resmi rekorumun üstüne 4 kilo koyarak yaptım. Maşallah. Önceden 112 kilo koparmam vardı. Dünya şampiyonasına gittim, 116 kilo koparma yaptım. Ve bu dünya şampiyonasında madalya getirdi. Yani aslında dediğim gibi bazı başarılar var, şampiyonluklar kadar yani çok güzel başarılar. Üçüncü olmak, yani belki şampiyon olsam bu kadar bunun heyecanını, bunun zevkini, yani bunun sevincini yaşayamam diye düşündüm. Allah'a şükür yani Kayserimize de ilk dünya şampiyonası madalyasını büyükler de getirmek nasip oldu diye de kurban olduğum Rabbime her zaman şükür ettim. Hala da şükür ediyorum. Elhamdülillah. Rabbim kolaylık versin. Amin, amin. İnşallah olimpiyatlarda şampiyonluk bekleyeceğiz. İnşallah. Hedeflerinizde öyle olduğunu zaten İnşallah. Kuliste konuşurken evet. söylemiştiniz. Yeniden döneceğiz efendim. Hocam Kayserimizde halteri nerede çalıştırıyoruz? Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün gayretleri nelerdir? Bu arada bağlı olduğumuz Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nden farklı Kayseri'de 3-5 tane kulüp var mı? Kulüplerin başka antrenörleri var mı? Yaygınlaştık mı? Diyelim ki Erkilet'teki kulüp nasıl gelip çalışacak? Diyorum hani bizim Kayseri'nin İldem'deki yavrumuz, Toki'deki yavrumuz nereye gelip çalışacak? Bir yerde miyiz yoksa birçok yerde antrenman hocam, salonu kurabildik mi? Yoksa bu meyanda bir çalışmamız var mı hocam? Hocam çalışmamız var şu şekilde. İlk önce buradan Gençlik Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Bey'e gerçekten çok teşekkür ederiz. Kayseri'ye geldi. Gelir gelmez. Kendisi de sporun içinden geldiği için salonumuzun küçük olduğunu gördü. Verdiği sporlar merkezinde bize tam olimpik, gerçekten milli takımın çalışabilecek kapasitesinde bir salon yaptı. Malzeme desteği verdi. Onun sayesinde şimdi Kadir Has Kongre Merkezi'nin altında, Kadir Has Stadyumu altında, Perdi Sporlar Merkezi'nde halter salonumuz hafta içi her gün saat 3 ile 8 arası çocukların okuluna göre ayarlıyoruz biz bunu. Evet. 3 ile 8 arası antrenmana veriyoruz. Ayrıyeten bizim Huri Eren Ortaokulu altında bir bölge antrenörümüz daha orada çalışmakta. Orada bir lokasyon bölge oluşturduk. Çok. Oradan gelen çocuklarımıza. Bünyan ilinde, Bünyan ilçesinde bir antrenör arkadaşımız var. Milli haltercimiz. Buraya beden eğitimi öğretmeni olarak geldi. İncesu'da başladı. Bünyan'a tayin istedi. Bünyan'da ona malzeme desteği verdik. Ona orada Bünyan'da halter yaptırıyoruz. Maşallah. Kendi yetiştirmiş olduğum sporcumun biri antrenör olarak Yeşilhisar'da ona malzeme desteği verdik. Yeşilhisar'da o oradan çalışıyor. Hepimiz bir taraftan elimizden geldiği kadar altere destek olmak için, daha doğrusu spora destek olmak için, sporcuları bulmak için elimizden gelen desteği veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yani bunu şunun için sordum. Muhakkak programı izleyen insanlar, ben de gideceğim Muammer abim gibi dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olacağım diye gayretlenecek ama nereye gideceğini bilmeyebilir. Evet. Ben bu meyanda yerleri söylemenizim. Çok güzel. Gerçekten 3-4 tane, 5 tane Kayseri'de, merkezde halter çalıştırıyorsunuz. Peki kaç sporcuyla çalışıyorsunuz hocam? Siz buradaki Kayseri'deki o Kadir Has futbol sahasının altındaki amatör spor merkezinde. Şu an hocam biz yetenek taraması yapıyoruz. Sürekli alıyoruz sporcuları. Yeteneklerine göre belirliyoruz. Küçük grubumda 12 sporcum var. Maşallah. Performans grubu olarak adlandırdığımız grupta da 12 sporcum da orada var. Maşallah. 24 sporcum var şu an. Maşallah. Alttan gelen çocuklara, daha doğrusu biz yetenek dediğimiz çocuklar, 10 yaşında, 11 yaşında olan çocuklar, bunlara sopalarla teknikleri öğretiyoruz. İşte teknik açıdan desteklerini verip 12-13 müsabak olana kadar ağırlığa sokmuyoruz biz bu çocukları. Çok güzel hocam ya. Çok bilimsel bu. Teşekkür ediyorum. Gelişimini verdikten sonra 13 yaşından sonra artık şeyi almaya başlıyoruz. Performans kısmını almaya başlıyoruz. Bu şekilde işte düzenli çalışmalarımız var.
performans yönünde çalışmalarımız var. Bu şekilde çalıştırıp Türkiye şampiyonalarına sokup milli takıma sokuyoruz hocam. Bu çok önemli. Tebrik ediyorum. Sevgili seyirciler, bu arada ben eski milli sporculuğumdan bir hatıramı anlatmak istiyorum. Şimdi biz milli sporcu olduk, milli boksör olduk. Boksla ilgili devam ediyoruz, maçlara çıkıyoruz. Bir İstanbul'dan bir rakibim oldu. Birinci raundda maçı oynarken öyle bir yumruk vurdu ki bana. Yani normal bir insanın vuracağı bir yumruk değildi o. Köşeye geldim, hocam dedi ki Fahsiyon bu halterciymiş yani kardeşimiz. Dikkat et, böyle çok hareketli olman gerekiyor diye. Yani ben bunu şunun için söyledim esasında. Sizin hani genç çocuklara önce tekniği öğretiyoruz. 13-14 yaşından sonra ağırlığa müsabık sporcuya, performans sporcusu olsun diye başlatıyoruz diyorsunuz ya hocam. Evet. Çok mükemmel bir güç takdim ediyorsunuz. Yani çocuklarımızın güçlenmesini istiyorsak haltere de göndermek durumundayız. Ben tüm Kayseri halkımıza, hemşerilerimize bunu da tavsiye ediyorum acizane. Kendimden yaşadığımdan dolayı tavsiye ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu bilimsellikle çalışınca sporcularımızdaki eskiki bildiğimiz halterle alakalı eksik pozisyon zuhur etmiyor. Yani biraz yani önce sakatlanmalar olmuyor. Başka bilmediğimiz mevzuatlar zuhur etmiyor. Ben bu anlamda teşekkür ediyorum. Tabii ki hele ki üniversitelerimiz var, hele ki bilimsellik var. Tabii. Bu konuda tebrik ediyorum. Hem ihtisas yapmışsınız hem de bu konuda uzman olmuşsunuz. Rabbim daha güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin. Ben yeniden dönüyorum Muammer kardeşime. Muammerciğim, yani çok zorlu bir yoldan geçtin. Evet. İşte gençlerde, Avrupa'da, dünyada İstiklal Marşı dinlettiğin arkasından geldin. Büyükler kategorisinde de Allah razı olsun dünya üçüncülüğünü hem şehrimize hem ülkemize getirdin. Sağ ol. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Peki neyle geçiniyorsun? Nasıl bir zorlu yollardan geçtin? Buralara geldin, evlisin, iki tabii çocuğun var. Ne yapıyorsun? Ben bunları da dinlemek isterim doğrusu. Şimdi tabii küçüklüğüme babamın yetiştirme kaynağından, işte geçim kaynağından ötürü ben yani ara mahallelerin sokak çocuğu gibi bir şeydim. Yani hocam beni bulduğunda affedersiniz de yani eşofman ne, işte nasıl giyilir, nasıl edilir bunları pek bilmiyordum. Ve yaşadığım çevre gerçekten de ileri derece bağımlı çocukların olduğu bir mahalleydi. Mahalle sakiniydim. İzleyicilerimizden de zaten beni çoğu izleyenlerin tanır, bilirler. Çünkü ben onların gurur kaynağı oldum aslında. Elhamdülillah. Yani aslında benim ilk çıktığım örnek de şuydu. Ben kendimi kurtaracağım ve Türk gençliğini, Türkiye Cumhuriyeti gençlerini örnek bir insan olmak için elimden gelen bütün çabayı bunun için verdim. Her zaman da bunun için veriyorum. Tabii mahalle ortamlarında gördüğümüz çocuklara da daima bunu söylüyoruz. Çünkü bağımlılıkla sadece mücadele etmenin tek yolu spordur. Başka hiçbir kaynak, hiçbir güç yani bağımlılıkla asla mücadele edemez. Asla önüne geçemez. Yani ben de Türkiye Cumhuriyeti gençlerinin her zaman ileri, daima ileri düşüncesiyle hareket etmelerini istiyorum. Bu konuda ben de öyle oldum. Tabii hocamın aşırı derece üstüme düşmesi, disiplini, bana verdiği terbiye, bana verdiği ahlakla bu yola devam etmek istedim ve devam etmek istiyorum. Tabii bazı zorlu süreçlerimiz oldu. Madalya getirmeme rağmen, başarı getirmeme rağmen çok zorlu süreçlerden geçtik. Tabii bunlar biraz da parasal açıdandı. Çünkü biz maneviyatı kendimize çok özgü kılıyorduk. Hocamla zaten beraberdik. Allah'ın da, kurban olduğum Allah'ın da bize verdiği inançtan dolayı yani kendi maneviyatımız çok iyiydi bizim. İnancımız tamdı. Yani yaparsak bizim, yapamazsak da bizim anlayışıyla her zaman devam ettik. Tabii bu konuda çok sıkıntılar çektik. Şu an için bu sıkıntıları yaşım gereği, biraz da büyüdüğüm için ve bir ailenin babası olmak gerçekten de kolay değil. Hele iki çocuklu bir ailenin babası olmak şu zamanda hiç kolay değil. Bizi üzen konular şunlar oldu. Biz biraz destek göremedik. Yani bu konuda biraz destek göremedik. Getirdiğimiz madalyaların karşılığını aslında küçük bir tebessümle de olsa ödenebilirdi diye düşünüyorum. Ama biz bunu galiba başaramadık. Onun üzüntüsü var. Ama tabii Kayseri'deki bütün
yetkililerden, yetkili mercilerinden şimdiye kadar verdikleri desteklere gene çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu konuda tabii il müdürümüz Ali İhsan Kabakçı hocamın da dediği gibi geldi, gelir gelmez hemen kendi pozisyonunu çok iyi değerlendirdi. Bize direkt salonumuzu büyüttü. Yani gençler dedi çalışacak. Burada çalışamaz dedi. Direkt geldi, daha ferah, daha güvenilir, daha sıcak. Şimdi bizim salona gitseniz yani sıcaktan duramazsanız tişörtte duruyorsunuz. Elhamdülillah. Yani önceden öyle bir kaynak tabii vardı ama o kadar yeteri değildi. Şimdi vardı, tesislerimiz, salonumuz evet, vardı. Salonumuz vardı ama kaynaklarımız yeterli değildi diyelim. Bu konudan sadece Kayseri büyüklerinden biz destek talep ediyoruz. İnşallah. Yani sadece destek, bize Cumhurbaşkanımızın verdiği desteği vermelerini istiyoruz. İnşallah. Başka hiçbir tabii şeyimiz yok. Dediğimiz gibi bazı üzüntülü konular olabiliyor. Sporcunun bakımı, yemeği, tabii. Bu konuda desteği. Bu konuda şunu diyebilir miyim hocam ya? Buyurun. Görüyorum. Bir size soracağım bu soruyu. Tamam. Size tamam. Soracağım. Onun geçim kaynağı. Ben hani daha öncesinden sizin iyi bir karton piyer ustası olduğunuzu duymuştum. Tabii. Yani burada reklam olmasın ama yani evet. Karton piyer yaparak ya tabii, geçim sağladığınızı duymuştum. Altıpan arkadaşlarımın yanında. Altıpancılık evet, yapıyorsunuz. Şöyle bir konu oldu. Tabii ben Avrupa Dünya Şampiyonalarından geldikten sonra direkt iş aramak zorunda kalıyordum. Bu da tabii çok üzücü bir konu. Ama gene bir iki iş adamlarımız sağ olsun, dışarıdan iş adamlarımız bize destek çıktılar. Destek oldular. Desteği devam ediyor. Allah razı olsun. İsmini veremiyorum. Kendi de hiç istemedi zaten ismimi. Ama evimi geçindiriyorum diyorsun. Evet, şu anlık evimi geçindiriyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ha, dediğim gibi ama garanti bir işin var mı diye soracak olursanız garanti bir işim yok. İnşallah. Halter spor hayatım bittikten sonra tabii devletimiz bize hangi konuda yer uygun görürse o konuda değerlendirmek kısmet olursa isterim. Zaten kendisi spor uzmanı olarak millilikten, milliliğin verdiği bu bayrağımızı dalgalandırmanın gereği olarak kısmet olursa spor uzmanı olarak zaten ataması yapılacak. İnşallah. Artık dünyada derece yapınca evet. Atamada sıkıntı çıkmayacak. Evet, evet. Ben o tarafını da biliyorum ama şu anda geçimle alakalı problemimizi inşallah Rabbim bir şekilde çözmeyi nasip eylesin. İnşallah. Şu an İki çocuk babası olmak daha zor diyorsun da ben oradan anlıyorum mevzuyu. Zor. Ya tabii biz ülkemizin sıkıntılı günlerinde bir nebze olsun onları TV karşısında gururlandırmayı başardıysak ne mutlu bizlere. Ne mutlu ki dediğim devletimin sıkıntılı olduğu günler oluyor. Bazı üzücü konular olabiliyor. Biz onların gurur kaynağı olduğumuz için biz daha çok gururlanıyoruz. Daha çok onurlanıyoruz, onuru ediliyoruz. Tabii bu konuda gerekli yerlerin de bize duyup, yani bizi duyup daha çok destek çıkacaklarına inanıyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam aynı soruyu size de sorayım. Siz tabii geçimle alakalı problem yaşamadığınızı ben biliyorum. Çünkü Genç Spor İl Müdürlüğü'ne hizmet görünce Allah razı olsun. 657'ye tabi memur statüsünde oluyorsunuz. Ve öğretmen olarak vazifenizi yapıyorsunuz antrenör olarak. Çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel hizmetler yapıyorsunuz. Tabii ki sporcu yetiştirdiğiniz sporcuların daha ekonomik özgürlüğe ulaşmış ve kendisini daha çok bu işe vermek suretiyle daha büyük başarılara imza atmasını istiyorsunuz. Tabii. Bu ruhaniyetinizi taşıyorsunuz. Bu anlamda sizler neler söyleyeceksiniz? Hocam şöyle diyelim. Sadece halter için konuşmayayım ben burada. Evet. Diğer bütün amatör branşlar için. Amatör branş derken yani biz futboldan ayrı bir branşız. Evet. Futbol bizden ayrı bir şey. Ben bütün o bir sektör. Sektör. Evet. Bizimki amatör. Bizimki ruhla. Amatör branş olduğu için biz sokaktan gelen çocuklar alıyoruz. Sokaktan gelen çocuk olduğu çok için önemli. Aileleri zaten ailelerden bir destek alamayan çocuklar olduğu için beslenmesidir, kılık kıyafettir. Tamam, il müdürlüğümüz elinden geldiği kadar destek oluyor. Ama beslenme konusunda olsun. Tabii. İşte bu çocukların gidiş gelişinde yani belediyemizden şunu isteyebiliriz. Sporcu, başarılı sporcularımız demeyelim de işte başarı verebilecek, başarı gösterebilecek sporcuların belirlenip bunların yol ücretlerinin belediyemiz tarafından karşılanıp işte belediyemizin yemekhaneleri mevcut. Buralardan beslenme için takviyelerin yapılması yani gerçekten spora büyük bir destek olacağını düşünüyorum. Allah razı olsun. Tabii bu da bir ayrı bir proje, başka bir bakış açısı. Bu daha öncesinden
denendi. Söyledikleriniz denendi. Suistimale açık bir şey bu. Antrenörler tüm eş dost akrabalarına bedava bilet temin ettiler. Bunlar da oldu yani. Onu da söylemekte fayda var. Şimdi biz elmalarla armutları karıştırmasak millet olarak Allah'ın izniyle sepette hepsi dipdiri duracak. Ama biz elmalarla armutları birbirine karıştırırız, hepsini de çürütüyoruz. Yani bizim eksikliğimizi de söylemekte fayda var. Yani tabii. Millet olarak söylemekte fayda var. Ama inanıyorum ki bu artık ayıklanmaya başladı. Böyle çok elit sporcuları, sizin gibi çok kıymetli hocalar yetiştirmeye başladı. Bu da Spor Bakanlığımızın, Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüzün, il müdürlüklerimizin, belediyelerimizin koordinatlı çalışmasından kaynaklanıyor. Ben buradan bir kez daha hem genel müdürümüze, hem bakanımıza, hem belediye başkanımıza, sayın valimize teşekkür ediyorum. Çünkü öyle bir imkan meydana getirdiler ki bir kişinin yapamayacağı mevzuatları kitlesel çalışmanın orta yere getirmesiyle, mesela belediyenin işte o Kadir Has futbol sahasını yaptırması, arkasından il müdürlüğünün bilinçli bir şekilde salonlar ayırt etmesi, bunlar entegrasyonun getirdiği güzellikler. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Size de ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Siz bir kere madde bağımlısı olabilecek çocukların salona gelmesini sağlıyorsunuz. Oradan da milli şuuru veriyorsunuz ve o yavrularımızın bayrak aşkıyla, bayrak sevdasıyla yetişmesini sağlıyorsunuz. Siz bir kere mükafatını ahirette de göreceksiniz bunu, Allah'ın izniyle. Ben çok teşekkür ediyorum. Muammer kardeşime dönmek istiyorum. Hedeflerinizi soracağız. Muammer. Tabii, sağ olun. Rabbim lütfetsin, kerem etsin. Hedeflerinizi bir soralım bakalım. Nedir? İnşallah hedeflerim daha büyük tabii. Şu an 2022'de Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemizde düzenlenecek İslam oyunları var Konya'da. Maşallah. Ve bu olimpiyatın yarısı demek İslam oyunları. 2017'de Bakü'de ülkemizi İslam oyunlarında temsil etmiştim. Tabii orada ilk çıktığımızdan dolayı bir madalya getiremedik. Ama buradaki olan İslam oyunlarında ülkemize inşallah bir altının sözünü vereyim. İnşallah. İnşallah mahcup da olmayayım. İnşallah. Rabbim nasip etsin, mahcup da olmayayım. Amin. Çünkü ben bu dünya şampiyonasına giderken şunu söyledim. Hedefim ilk üç olursa şampiyonluk. Yani ilk üç olmak da çok güzel bir duygu. Bayağı çok güzel bir duygu. Tabii Akdeniz oyunları var. O da Cezayir'de düzenlenecek. Ve son olarak da Dünya Şampiyonası. Bu sene eğer 4'te 4 yapıp da ülkemize, Kayseri'ye, ülkemize madalyayı getirirsek yani bizden artık huzurlusu, mutlusu olacak. Kısmet olursa bu i̇nşallah. Bundan sonrası da 2024 olimpiyat oyunlarında. Evet, inşallah. Tabii buradan takip ederek basamak basamak dediğim tabii gibi hızlı giden at olmak istemiyoruz. Yavaş yavaş hedefleri tek tek, hedef koya koya, İnşallah. Doya doya hedeflere İnşallah. Gidip 2024'te de Paris'te ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle savaşacağız. Inşallah. Allah nazardan saklasın. Rabbim nice şampiyonluklar versin. Hocam programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ben son sözlerinizi almak isterim. Ben genç arkadaşlarımıza buradan şunu söylemek isterim. Yani okuldan çıktıktan sonra dışarıda gezmek veya boş oynamak yerine, ya tamam her şey ders değil, herkes bilim adamı olmayacak. Bizim de sporculara ihtiyacımız var. Bu ülkemizi temsil edecek, bayrağımızı göndere çektirecek sporculara ihtiyacımız var. Gençlik Spor İl Müdürlüğü, verdiği sporlar merkezi, Kadir Has Stadyumu altında, bütün branşlarda hizmet vermektedir. Genç, büyük, fark etmeksizin bütün branşlarda alımlarımız mevcut. Hafta içi saat 3'ten, diğer branşlar adına da konuşuyorum buradan. Evet. Saat 2'den akşam saat 9'a kadar tesislerimiz açık. Buralara gelip spora, kendileri sporun içine girerse gerçekten hem beden olarak hem fizik olarak hem zihin olarak gerçekten ülkemize faydalı olacağını düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum böyle tamam. bir programı hazırladığınız için. Tamam. Bize söz hakkı verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Çok hizmetleriniz var. Bu programları birçok daha yapacağız hep beraber. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Hem de biraz önce de bahsettiklerinizden şunlara da tekrardan söylemek isteriz. Ben de bir antrenör olarak söylemek isterim. Sporcu size geldiği zaman sadece spor yapmıyor salonunuzda. Onunla hemhal oluyorsunuz. Derdiyle dertleniyorsunuz, ailesiyle birlikte oluyorsunuz, ailesiyle tanışıyorsunuz, okuluna götürüyorsunuz.
Okulundan bir eksiklik yaparsa hemen üzerinde bir şemsiye olarak bulunuyorsunuz. Sakın okuldan şey yapma, geri tabii kalma, o ruhaniyeti ona enjekte ediyorsunuz. Diğer taraftan milli bir ruh veriyorsunuz. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne hizmet etmesini sağlıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Sonra mesela bizim branşlarda hani şey ferdi branş olmasından dolayı kurumsal da kulüplerimiz olmadı. Yıllardır biz mesela boks branşında sporcularımızın maça gitmesinde, maçtan gelmesinde tabii ki devletin her yere yetişmesi mümkün olmadığından maddeyle alakalı, parayla alakalı birçok fedakarlıklar yaparak sporcularımızın maçlara katılmasını sağladık. Gidiyorsunuz 10 gün kalıyorsunuz gittiğiniz şehirde. Evet. 10 tane çocukla gidiyorsunuz. İşte her gün şu kadar paradan bu kadar şey gidiyor. Onlara hizmet ediyor. Antrenörlerin fedakarlığını söylemek için söylüyorum. Evet. Allah razı olsun. Çok gayretlerinizin olduğunu biliyorum hocam. O bakımdan çok büyük hizmet yaptınız. Böyle bir Allah'ın aslanını yetiştirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, arkasından iki tane daha yavrumuzu milli takıma gönderebildiğinizi beyan ediyorsunuz. Bir 10 kişilik A kadroda, büyükler kategorisinde 3 tane sporcunun Kayseri'den olması muhteşem bir şey. Ben buna bütün kulüplerin yeniden sıcak bakıp, bütün kurumsal kulüplerin yeniden sıcak bakıp kulüpleri oluşturmalarını ve bu şehrin evlatlarının kurumsal bir şekilde bu maçlara gidip gelebilmelerini ve şampiyonluklarını da bu kurumsal kulüpler adına da tekrardan getirmelerini buradan beyan etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Muammercim, son sözlerinizi almak istiyorum. Tabii dediğim gibi buraya çıkıp da bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yani Kayseri'ye bizim sesimiz olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi amatör branşlar, ben amatör demek istemiyorum. Biz asıl olan branş biziz, öyle söylüyorum. Evet. Yani çünkü ülkemize şöyle bir baktığımızda amatör denilen branşların olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında bahsi geçen futbol kulüplerinin yanına yaklaşamadığı başarıları biz getiriyoruz bu ülkeye. İnşallah daha iyi olabileceğine inanıyorum. Daha iyiye adım atacağımıza inanıyorum. Türk gençliğine, Türkiye Cumhuriyeti gençliğine daha önemli insan olabilmek için gerekli her şeyi yapacağımıza inanıyorum. Başta ben iki çocuk babasıyım. Yani bunlara iyi bir baba, iyi bir eş olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Size de teşekkür ediyorum. Zamanınızı ayırdığınız için. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Her şey için sağ olun. Bu kadar. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Kayseri'nin Naim Süleymanoğulları'nı burada ağırladık. TV Kayseri'miz her zaman amatörün ve amatör sporcunun hep yanında oldu. Bu Herkül diye adlandıracağımız bu güzel insanların güzel ruhlarıyla, milli takım aşkıyla, bayrak aşkıyla bu milleti, bu memleketi, bu devleti temsil ettiklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir sonraki amatör spor programında buluşmak üzere saygılar sunuyorum.